Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle kendi radyomuzu yapmaya çalışacağız. Ev yapımı bir radyo nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan gereçlere gelince şöyle arızalı adaptörlerden, trafolardan vesaire edinebileceğimiz bobin teli. Yine bu bobin telini şöyle sarabileceğimiz böyle bir rulo şeklinde, plastik olabilir, kartondan olabilir. Şöyle etrafına bunu saracağız. Tabii bunu bir sıkı halde yapacağız. Şöyle. Onun dışında bir tane maket bıçağı ağzına ihtiyacımız var. Kurşun kalem veya kurşun kalem ucu. Bir de şöyle sert çelik tele ihtiyacımız olacak. Bunları hazırladıktan sonra, şu rulomu da sardıktan sonra diğer detaylara geçeceğiz. Hadi başlayalım. Bu bir yay. Sert bir yay. Bu yayı açarak yapıyorum. Şöyle. V şeklinde bir hale getireceğim. Bunu kesecek bir aparatımız. Evet, buradaymış. Şöyle keselim. Çelik olduğu için biraz serttir. Keserken böyle şeyler dikkatli olun. Birdenbire sıçrayabilir. Ve kazaya yol açabilir. Tamam. Gene şöyle sert bir telden bir tane de ibre şeklinde bir şey hazırlayacağız. Burada gezecek böyle. Yani şöyle olması lazım ki biraz daha uzun olması lazım da, ama neyse, bundan idare edeceğiz artık.
Tamam. Bu da hazır. Şöyle bir eski bir tane de daha önce USB'den falan okuyup müzik çalarımız vardı. Bir tane hoparlörü patlamış. Bir tane hoparlörü sağlam. Bunun da sadece hoparlöründen yararlanacağız. Düzeneyi de bunun üzerine hazırlayacağım zaten. Yine bu hoparlörümüzün arka kapağı. Şuradaki anteninden de yararlanacağız. Şimdi montaja geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlamış olduğumuz bobinimizi sıcak silikonla öncelikle şuraya, görünüyor mu tam olarak, şuraya sabitliyoruz. Diğer tarafından bunu güzelce sabitledikten sonra şöyle fişini çekeyim. Şimdi şurada sağ ve soldan gelen telleri şurada sabitleyeceğim. Bunun için de şöyle bir vida kullanacağım. Beraberinde gelen ortak telleri de bir arada tutması için bir tane rondele pul kullanacağım. Şöyle gelin. Burada şeyleri koyarız. Şöyle biraz daha gelin. Burada görünüyor mu? Daha geniş başlı bir vidaya ihtiyacım var. Şunu deneyelim. Tamam, bu tarafı da bunu kullanalım o zaman. Şunu da şuraya sabitleyelim. Silikonumuz hafiften dondu. Şimdi şunu şuradan keselim.
aynı şekilde diğer ucumuzu da şöyle keselim. Bu kullanmış olduğumuz bobin telimiz izolasyonlu olduğu için buradaki izolasyonlarını bir zımpara yardımıyla öncelikle izolasyonlarını gidermemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi burası izolasyonunu yitirdi. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Evet. Burayı da hallettik. Şimdi bunu buraya saralım. Şurada ucunu boş bırakalım. Bizi oradan diğer göndereceğimiz yerlere uç alacağız. Bunu da saralım. Şöyle dışarıdan saralım yine. Bu arada havyamı da açmıştım ısınması için. Havyamızdan şuraları düğümleyelim. Yaparsak daha iyi olacak sanırım. Lehim aşağıya doğru akıyor yoksa. Evet. Şimdi daha önce hazırladığımız şurada tuner için terimiz var. Bunu da bizim tuneralım her ihtimale karşı. Yani bunu buraya yıkalamadan önce nerelerde geziyor? Şu kısımlarda geziyor. Toner için yaptığımız telin gezeceği kısımları da
aynı şekilde zımparalayarak izolasyondan arındırıyoruz. Telimiz biraz kalın gibi oldu ama tam rulomuza biraz çapı düşük. Tam oturmadı sanki telimizin ama umarım sonuç başarılı olur. Yeterince izole oldu. Telimiz de buraya yine aynı şekilde vidalıyoruz. Şimdi şu maket bıçağından kırmış olduğum bir uç var. Bunu çakmak veya şalama yardımıyla yakmamız gerekiyor. Diyot özelliği kazanması için, diyot görevi görebilmesi için. Evet, çakmamız var mıydı? Bunu da yine iyice kararıncaya kadar, morarıncaya kadar yakmamız gerekiyor. Bakın şöyle mor bir renk alıyor. Thank you.
Sanırım yeterli bu. Yapmış olduğumuz maket bıçağı ucumuzu şöyle şuraya sıkıştırıyoruz. Evet. Şuradan da diğer uca vereceğiz. Şöyle kurşun kalem uçlarımızı şöyle 2-3 tane bir arada şuraya sabitleyeceğiz. Bir bant yardımıyla öncelikle bir tanesi intihar etti aralarında. Bunu öyle doğru sürelim. Şöyle. Hepsi aynı olsun. Evet. Arka tarafları önemli değil artık. Aslında burada kalın bir kalem ucu kullanacaktım da. Şimdi şu hoparlörümüzün uçlarını açalım.
Havayı kapatmıştım şimdi. Sınırsını bekliyorum. Bu arada ne yapabiliriz bakayım. Antenimizin ucunu da şuradan alıyoruz. Evet. Geriye bir tek topraklamamız kaldı. Topraklama. Ucumuzu da hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün bağlantıları yaptık. Şimdi ne yaptık? Bir baştan gözden geçirelim. Bobinimizi sardık. Bobinimizde 120 sargı olacak. Yani şuradan buraya kadar 120 adet sargı olacak. Bobinimizin sol ucundan bir ayak buraya verdik. Sağ ucundan bir ayak buraya verdik. Sağ taraftaki ayağımızdan bir tanesini topraklama, çok önemli. Topraklama düzgün olmazsa çalışmıyor sistem. Topraklamayı ben kalorifer peteğine bağladım bir ucunu. Yaklaşık 3-4 metrelik bir kablo kullandım. Yine hoparlörümüzün bir bacağını topraklama ayağına bağladık ve toner bağlantımızı yine topraklama ayağına bağladık. Hoparlörümüzün diğer ucunu kurşun kalem ucu kullandığımız
aparatın ucuna bağladık, şeyine bağladık, dibine bağladık. Burada da ekstra bir çıkış olarak anten kullandık. Antenimizi bağladık. Sistemimizde pil, batarya ve vesaire herhangi bir şey yok. Tamamen bobinin ürettiği bir güçle çalışıyor. Burada da yine dediğim gibi bir tane maket bıçağının ağzının bir kısmını güzel bir şekilde yaktık morarıncaya kadar. Maket bıçağı da burada diyot görevini görüyor. Biraz kablolama karmaşık oldu ama ben şöyle sağ taraftakileri sağa yatırayım yine. Soldakiler solda kalsın. Şöyle görüntüde net anlaşılır olması için. Tamamen görünüyor mu? Görünüyor. Evet, burada da antenimiz var gördüğünüz gibi. Şu da antenimiz. Evet, şimdi sistemimizi test edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sistemimizi test ediyoruz. Şöyle şu ayağımızı bir bastıralım. Sesi duyabiliyor musunuz? Ses geliyor mu size de? Bakın parazitli bir şekilde bir kanal yakaladı ama yani tam net bir şey vermiyor. Bu da zannediyorum bobini biraz kalın kullandık ve tam düzgün saramadık. Biraz şuralarda girintili çıkıntılı oldu. Bunun sebebi de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ama sonuçta amacımıza ulaştık. En azından bir mırıltı da olsa yakaladık. Bobinimizi şayet şu bir ince bobin telinden kullanmış olsaydım daha başarılı bir sonuç alacak olduğumuzu düşünüyorum. Belki tekrar bir defa daha bobini değiştirerek sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız.
ve bildirimleri lütfen tıklayınız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.